Merhaba, hoş geldiniz. Otobüsümüz Burger King'in arkasında. Ben nerede tanıyorum sizi ya? Vallahi Kıbrıs küçük muhakkak bir yerlerde tanışıyoruz. Ben hiç yabancı değilim. Davide'm de olabilir. Davide'm olabilir, evet. Davide'm olabilir, tamamdır. Çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Size. Hoş geldiniz.
depomuz. İthal ürün, yani yurt dışından yaklaşık olarak 25 tane markanın Türkiye'deki distribütörüyüz biz, bilindiği gibi. Bu ürünlerin buradaki depoda müşterilerimiz için her an servis verebilmek ve tedarik edebilmek amacıyla biriktirdiğimiz yerdir. O 25 tane markayı bizim kataloglarımızda görebilirsiniz. Evet, burası bunun için ayrılmış bir bölümdür fabrikamızda. Buyurun efendim. Verdiğimiz ölçülere göre ithal edilen saçlar biyotin makinalarında kesilir, punch makinalarında işlenir ve kıvırma makinalarında son şeklini alır. Ondan sonra bu saçlar tezgahlara giderek projeye göre ölçülendirilmiş olan şeklinde depolara ya da sevki hazır olarak depoya gider. Burada yaklaşık olarak fabrikamızda 200 tane personel çalışır. Bu personellerin hepsi usta personeldir, tecrübeli ve deneyimli arkadaşlardır. Burada gördüğünüz zaten makinelerin tamamı CNC sistemlerle çalışır. Yani kompüterizedir, hata oranı %1 civarındadır ya da yok sayılır. Burada size anlatacağım, gördüğünüzden başka bir şey yok pek çünkü görülen çok şey var. Evet, şimdi buradan yavaş... elemanlarının üretildiği bölümdür. Biraz önce bulunduğumuz saç işleme merkezinde işlenen saçlar verilen programa göre soğutma elemanları ile ilgili ise oradan alınarak şu bölüme gelir. Orada birleştirilir. Daha sonra içine poliüretan dediğimiz yalıtım malzemesi enjekte edilir. Kalıplardan çıkarılır. Yarı ürün olarak stoklanırken programa göre verilen planlamadaki üretim için banda
O yarı mamuller alınır. Şu karşıda gördüğünüz bantta ürünler yürürken elemanlar otomasyon bir bant olduğu için orada kapılarını, camlarını, makinalarını, ayaklarını takarlar. Daha sonra test ederler. İlk test ederler, çalıştırırlar. Ondan sonra gördüğünüz ön bölüme koyarlar. Daha sonra bu bölümden bu ürünler şu görmüş olduğunuz test alanına alınır ve uzun süreli teste tabi tutulur. Yaklaşık olarak 16 ile 24 saat her ürün mutlaka teste tabi tutulur. Bu test sırasında da data loggerlarla ve test cihazlarımızla onların hangi testlerden geçtiğini ve o testler sırasında hangi değerlerde bulunduklarını ertesi günü bilgisayarlarımızda okuruz. Bu testlerden başka ayrıca sıcak bir memleketin içinde olduğumuz için ve ürünlerimiz sıcak memleketler için çok önemli olduğu için gördüğünüz gibi kışın şu sıcak odada 50 derece ile 48 derece civarında makina içine atılarak test edilir ve performans görülür. Ya da aslında yazın çok ihtiyaç kalmıyor böyle bir test odasına. Şu gördüğünüz alanda okey alan cihazlar ambalaj için bu bölüme gelir. Şu bölüme gelir. Göreceğiniz gibi cihazlar oralardadır. Açıp bakabilirsiniz. Temizlenerek, içine dosyaları konarak ambalajlanır ve sevk için depoya kaldırılır. Bu ürünlerimiz dünya standartlarında ürünlerdir. Tamamen ISO standartlarına göre ve toplam kalite yönetimine göre üretilmektedir. İçindeki dosyalarda bu ürünlerin hangi materyallerden yapıldığını, hangi materyaller kullanıldığını görebilirsiniz. Analiz raporlarını bulabilirsiniz. Kalite raporlarını bulabilirsiniz. Ve ürünlerin testleriyle ilgili ki birkaç test vardır. Bütün raporları o dosyalarında okuyabilirsiniz. Bu buzdolabıyla ilgili bölümde anlattığım. Bir de üretiyoruz. Biraz sonra buradan çıkıp arkadan dolaşacağız. Göreceksiniz büyük bir presimiz var. Orada panel üretiyoruz. Daha sonra ve bu paneller bu soğuk odalar içinde gerekli olan makinaları karşıda gördüğünüz bantlarda üretiyoruz. Durular, soğutur ve çıkarır. Çıkarttıktan sonra presler ve sıkar. Sıktıktan sonra
bu görmüş olduğunuz 5 tane kurutma makinesine yine otomatik olarak biraz önce bazı arkadaşlarımızın gördüğü ve seyrettiği gibi alır ve içine atar. Bu makineler yaklaşık 18 ila 25 dakika arasında malın durumuna, ıslaklığına ve büyüklüğüne göre programlı ve çok akıllı makinalardır. Kurutur ve dışarı çıkartır. Bu sistem, şöyle görmüş olduğunuz sistem, çok küçük görünmesine rağmen yüksek kapasitelerde ve son derece hijyen olarak çamaşırı yıkayabilen en modern sistemlerden birisidir. Kurutma makinalarından çıkan ürün daha sonra çeşidine göre çarşaf ya da havlu ya da yastık kılıfı ya da başka bir şey, nevresim, makinalara giderek ütülenir ya da katlanır. Bütün bunların tamamı otomatik olarak yapılır. Tabii ki insan vardır. Çünkü makineyle insanın mutlaka ilişkisi söz konusudur. Katlar sayarak çıkartır. Ütüler sayarak çıkartır. Yani birçok şeyi sizin elinizden almış gibi yarı robot şeklinde bizlere yardımcı olur. Evet. Thank you.
Bu merkezi bir soğuk oda grubu. Merkeziden kastımız biliyorsunuz odanın ayrı ayrı soğutma grupları oluyor. Mesela 10 tane yan yana odamız var. 10 tane soğutma grubu yerine tek bir motor grubundan 10 tane soğuk oda aynı anda soğutuluyor. Artık enerji tasarrufu anlamında merkez sisteme döndü. Soğuk oda merkez sisteme döndü. İçinde 3 tane motoru vardır bunun. Şeye göre, yoğunluğa göre birinci motor devreye girer, ikinci motor devreye girer, üçüncü motor devreye girer. Şeyin yoğunluğuna göre. Evet. İtalya'daki kristal fabrikasına gezi düzenledik. Gezimizin amacı Kıbrıs'ta artık kristalin varoluşudur. Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir Ali Bey? Bir kere her şeyden önce bizi buraya getiren firmaya teşekkür ederim. En azından ufkumuzun açılması yönünde bu gezinin çok yararlı olduğuna inanıyorum. Bir de şu, ben burada şunu gördüm ki yani Türkiye artık gerek sanayide gerek endüstriyel ürünlerin yapımında büyük mesafeler almıştı. Bizim de tabii en yakın ülke olarak Türkiye bize yakın. Akinox dolayısıyla burada doğru bir karar vermişti. İşte bugün kristal fabrikalarını geziyoruz burada. Kristalin üretim yerlerini geziyoruz. Bu kristalin üretim yerlerine gerçekten hayran olmamak elde değildir. Son derece yüksek teknoloji kullanmaktadır burası. Ve inanıyoruz ki Kıbrıs'taki otellerimize, yatırımcılarımıza, restoranlarımıza daha hijyen olmaları yönünde ve bir de ürünlerini daha iyi saklamaları yönünde, bir de ürünlerin hazırlanması yönünde gerekli olan araçların yapım yeri olan bu yerin Akinox kanalıyla Kıbrıs'a getirilmesinde çok büyük bir fayda görüyorum. Ve inanıyorum ki bugün bizim bu gezimiz çok yararlı olmuştur. Akinox'a yine burada sizlere teşekkür ederiz. Bu tip girişimlerimizi diğer halkımızın da diğer iş adamlarımızın da yapmaya çalışması bizi şu anda çok sevindirmektedir. Dolayısıyla biz inanıyoruz ki bu bir açılımdır. Kıbrıs'ta büyük bir turizmimize büyük, turizmde kullanılan, otellerimizde kullanılan ürünlerin daha kolay temin edeceğiz. Birinci elden temin edebileceğiz. Ben çok yararlı olduğuna inanıyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Böyle bir teklifimizi kırmayıp bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Hayırlısı. Hayırlısı. Aklınıza ne geliyorsa onu imal ediyor. Yani odaların içindeki mobilyalar hariç de. Restoranlık mesela bu gördüğünüz kurulmuş bir açık büfe. Birebir. Bu tarafında gördükleriniz mobil büfeler. Aynı otelin yani. Hocam, güzel.
raflara geçtim. Tavuk dondurma da var. Böyle bir şey çekmişsiniz. Tabii. Tamamen burada yani özel bir yani. Tamamen burada. Bunu bir tane normal koyacağım. Diğerinde normal baş pasta koyacağım. Evet. İkisi de birbirinden aynı şey. Küçük ve şey kullanışlı. Yeri bu kadar. Ama daha uygun. Üstlerin yeri bu kadar. Dedik tamam böyle yapabiliriz. Geldi gördü tamam. Şimdi yanımızda Kıbrıs'tan arkadaş pastaneleri sahibi Salih Özer'le birlikteyiz. Salih Bey, şimdi Akinox biliyorsunuz Kıbrıs'ta pastamaz çeliği satıyor. Şu an içinde Kristal'in ana bayiliği elinde ve Kristal fabrikasına, Antalya'daki Kristal fabrikasına bir gezi düzenledik. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz lütfen? Vallahi her şeyden önce bizleri de bu geziye dahil ettiği için sizlere teşekkür ederiz. Dilerim bu tip organizasyonlar sürekli olur. Çünkü aldığımız özellikle ana vatandan Türkiye'den aldığımız ürünlerin nerelerde üretildiğini görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Ve o konu o ürünlerle ilgili güvenimizi de pekiştiriyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bey'le birlikteyiz. Mert Bey. Öncelikle davetimize nazik karşılık verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri burada görmek bize ayrıca mutluluk verdi. Şimdi Akinox Pastamaz Çelik Sanayi biliyorsunuz Kıbrıs'ta yıllardır faaliyet gösteriyor. Şu anda Antalya'da Kristal markasının ana bayiliğini aldı ve Kristal'e böyle bir gezi düzenledik. Fabrikayı nasıl buldunuz? Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Vallahi şimdi şöyle zaten ben uzun yıllardır hem Akinox'ta hem de Galeri Kristal, Mahfa Kristal'de birlikteliğim var. Yani birlikteliğim şu, gönül birlikteliği, dostluğumuz var. Dostluğumuz olduğu için de güzel konuşarak, güzel anlatarak, doğrular anlatarak bu her iki firma arasında büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Her ikisi de zaten büyük gelişiyor. Doğru işler yaptıkları için, dürüst iş yaptıkları için, teknolojiyi takip ettikleri için, çalışanın yanında oldukları için ve ilişkilere önem verdikleri için zaten bugün böyle bir gün yaşıyoruz. İlişkilere önem verildiği günü yaşıyoruz. Bugün 80-90 tane dost bir arada Antalya'da bu geziyi düzenlediniz. Biz de katıldık. Çok teşekkür ederiz kibarlığınıza, konukseverliğinize. Böyle bir gün yaşıyoruz. O yüzden bu her iki firmanın da hem Akinox'un hem Galeri Mahfa Kristal'in başarısı olma şansı %0'dır. Her iki firmayı da kalpten gönülden tebrik ediyorum. Başarıların, mutlulukların ve keyifli olmasını, uzun sürmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Pazarlamacılarıyla. Selam. Şu an yanımızda Şefler Pastanesi Dilek Hanım'la birlikteyiz. Dilek Hanım fabrikamızı nasıl buldunuz? Şu anda yanımızda Şefler Pastanesi direktörü Dilek Hanım var. Dilek Hanım nasıl buldunuz fabrikamızı? Gerçekten etkileyici. Güzel. Yani bu kadar ince, detaylı bir şekilde titizlikle çalışıldığını görmek güven veriyor. Aklımızda olmayan farklı farklı ürünler de gördük. İlgileniyoruz. Dediğim gibi. Çok inşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Merci. Anlaştık. Bu değişiktir ama. Bizim bakan falan da yok.
Nasıldır be bu? Ne yazar üzerinde? Ceviz reçelidir bu. Humar cunudur, o reçelidir. Bunlar reçelidir. Kafedeki bütündür, parçalanmıştır, bu reçelidir. Nereden istiyorsunuz? Reçeli nasıl? Ama benim bir şey. Yani adamlar tarafından yapılması. 10 numara bu. Çok çok yanlış geldi.
Kartlarınız var mı kart? Yani şu taşlar ise sen benden 300 gram fazlasın ama. Şu kemiği okuyorsun. Şu ne kadar steel bir adam var. Bu kadar olur mu? Abi ama işte. Ama şu dediğin şeyi yap bak. Beni dinle. Ben de
Bir torba, 100 torba şeker, tamam oldu biz. Yani senesi kişinin düşüncesi nasıl olsun? Şeffaf bir direk.
Showroom'undayız. Buranın yetkilisi Münever Hanım'la birlikteyiz. Münever Hanım bir şeyler söylemek ister misin? Tabii öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten iyi bir organizasyonla misafirlerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Firmamız yaklaşık köküne inersek 85 yılından beri Antalya'da bu işi yapıyor. 96 yılından beri de yeni bir yapılanmayla bu binada 5 yıldızlı otel, tatil köyü ve restoranlara hizmet veriyoruz. İşimiz endüstriyel mutfak imalatının yanı sıra ciddi boyutlarda ithalatımız var. Soğuk oda ve buzdolabı imalatımız var. Sadece Türkiye içi değil, yurt dışında da projelerimiz var. Yurt dışında da birçok tesisler yapıyoruz. Mesela Dağıstan'da bir alışveriş merkezi yapıyoruz. Geçen sene Batum Sheraton Oteli'ni tamamladık. Komple proje olarak, mutfak ve çamaşırhane olarak. Bölgede çok ciddi bir müşteri potansiyeline sahibiz. Bunda da en büyük farkımız firmamızın bölgesel bir firma olması. Yani Antalya kaynaklı bir firmanın bu kadar iyi derecede açılabilmesini ben büyük bir başarı olarak görüyorum. Tabii ki bunda Galeri Kristal adının yani Kilitler grubunun çok büyük bir etkisi var. Çünkü grubumuz gerçekten büyük bir grup. Bir tek bizimle değil, daha önce de gezdiğiniz gibi Galeri Kristal grubuyla set üstüne, gezeceğiniz tekstil grubuyla odalara, bizimle mutfak ve çamaşırhaneye, buklet grubuyla odalara bir hayli bölümde hizmet veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Karşımda. Yo vallahi. Bak ben de. Evet, Kıbrıs'ta Kratos Otel'in restoranlar port kısmında restoranlar zinciri Gaita sahibiyle birlikteyiz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Neyi düşüneceğiz? Kratos Otel otelinde port bölümünde Gaita restoranlar zincirinin sahibiyle birlikteyiz. Kristal'i nasıl buldunuz? Kristal, Galeri Kristal'le otelimizde bir bireysel olarak çalışmalarımız vardı. Fakat böyle bir tesis ve showroomlarını gördükten sonra daha farklı bakmaya başladım işin açıkçası. Bu kadar da beklemiyordum bir firmanın bu kadar büyük olup bu kadar çok çeşidi bir arada sunabileceğini. Biz İstanbul kökenli bir firmayız ve Türkiye yatırımıyla Kıbrıs'a geldik. Fakat showroom'u gezdikten sonra sanki bir gastronomi fuarında hissettim kendimi. Bize burayı gösterdiği için de Galeri Kristal ekibine teşekkür ederim. Böyle bir imkanlar için ellerine sağlık derim. Teşekkürler. Zarfım nerede? Yat abi bakalım nasıl gelişiyor. Kaldırılır böyle şey var. Buz bir parkeri yatmazsan mesela söyle.
Evet, şu an yine Kilit grubuna ait Kristal Tekstil'deyiz. Yanımızda Süleyman Bey. Süleyman Bey, bu binayı yeni açtınız. Hayırlısı olsun diyelim öncelikle. Neler demek istersiniz? Valla sene başından beri eski bir yerimiz vardı. Orada devam ediyorduk. İşte bu binayı yaklaşık bir ay önce yerleşmeye başladık. 6 aydan beri hazırlıyorduk zaten. Avrupa'nın en büyük tekstil showroom'u haline getirdik. Yani böyle bir binayı, böyle bir içerideki malzeme açısından hiçbir yerde görmeniz mümkün değil. Yani bir ev ihtiyacı, ev tekstiline ihtiyacı olan insanlar tepeden tırnağa gelecekler. Burada bütün ev ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Otel de keza aynı şekilde. Yatağından, yorganından, yastığından, battaniyesinden, halısından, perdesinden, yatak örtüsünden hangi tür ihtiyaçları varsa biz burada karşılıyoruz. Yani komple hem endüstriyel hem perakende bazında satışlarımız mevcuttur. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkür ederim aşkım hanım. Sağ olun. Akinox firması yönetim kurulu başkanı Sayın Candan Avunduk beyefendiye bu organizasyonda gösterdiği çabadan ötürü ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Saygıdeğer misafirlerimiz, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Kemal Dürüst, kurultaydan dolayı bizlere katılamamıştır. Ancak gönderdiği mesajla bu gezinin başarılı olmasını dilemiştir. Saygılarıyla efendim. Sayın Mahmut Özçınar şöyle bir mesaj gönderdi. Aynen okuyorum. Akinox Paslanmaz Çelik Sanayi Limited Şirketi Başkanlığı'na 5-7 Kasım tarihlerinde Antalya Kristal Deluxe Resort SPA Oteli'nde gerçekleşecek endüstriyel mutfak ekipmanları tanıtım paneline nazik davetinize teşekkür eder, yoğun işlerimden dolayı katılamayacağımı belirtir. Panelinizin hayırlı geçmesi temennisiyle saygılar sunarım. 7 dakikalık bir ATV'yi hep beraber izleyelim. Şirketler grubu. Ticaret hayatına küçük bir işletme olarak başlayan bu başarı öyküsü yıllar sonra dev bir şirketler grubu haline aldı. Türk ekonomisine 9 farklı sektörde katkı sağlayan Kilit Şirketler Grubu bünyesindeki emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Misyonu gereği yenilikçi ve çağa ayak uyduran yapısıyla bulunduğu sektörlerde her zaman ilk akla gelen markalardan biri oldu. 55 yıllık deneyimini modern çağın getirdiği son teknolojiyle bütünleştirdi. Ticari hayatına ilke ve prensiplerinden ödün vermeden devam eden Kilit Şirketler Grubu, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.
kaliteli insan kaynağı ve ürün portföyüyle çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan Kilit Şirketler Grubu artık bulunduğu sektörlerde bir dünya şirketi olmayı hedefliyor. Galeri Kristal. Galeri Kristal, Turan Kilit tarafından 1955 yılında kuruldu. Kristal Züccaciye, toptan ve perakende ev gereçleri ismiyle faaliyetlerine başlayan Galeri Kristal, ilerleyen yıllarda otel ekipmanları sektöründe uzmanlaştı. Şimdi 50 binden fazla ürün çeşidine sahip olan Galeri Kristal, Antalya Havalimanı karşısındaki devasa showroom'u, İstanbul, Antalya Merkez ve Bodrum'da bulunan şubeleriyle tüketiciyle buluşuyor. Yaklaşık 55 yıldır güvenin adresi haline gelen Galeri Kristal, 196 kişiye iş imkanı sağlayarak istihdama da önemli bir katkı sağlıyor. Kristal Endüstriyel. 1997 yılında kurulan Kristal Endüstriyel, projelendirme, pazarlama, imalat, montaj ve pazarlama sonrası servis departmanlarıyla Antalya merkezli olarak tüm Türkiye ve yurt dışına hizmet vermektedir. Üretimini 40 bin metrekare alanda kurulu fabrikasında bilgisayar tabanlı ileri teknolojiyle gerçekleştirmektedir. Kristal Endüstriyel kalitesini ve profesyonelliğini ISO 9001, CE ve diğer uluslararası sertifikalarla belgelemiştir. Toplam 235 personeliyle endüstriyel mutfak, soğutma, açık büfe, çamaşırhane ve teknik servis konularında profesyonel çözümler üretmektedir. Crystal Hotels. Crystal Hotels bünyesinde toplam 9 otel bulunmaktadır. 2192 kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye'nin önemli zincir otellerinden biri olan Crystal Hotels'in bünyesinde yer alan otellerin tümü 5 yıldıza sahiptir. Crystal Deluxe Resort and Spa ve Crystal Flora Beach Resort Antalya Kemer'de, Crystal Family Resort and Spa, Crystal Paraiso Verde Resort, Crystal Palace Luxury Resort and Spa, Crystal Sunrise Queen Luxury Resort and Spa, Crystal Admiral Resort Suites and Spa Antalya Belek'te, Crystal Grand Bay Resort and Spa Muğla Bodrum'da, Crystal Kaymaklı Hotel and Spa ise Nevşehir Kapadokya'da faaliyet göstermektedir. Kristal Kimya. Kristal Kimya, turizmin hareketlilik kazanmaya başladığı 1996 yılında kuruldu. Otel buklet malzemeleri olarak adlandırılan sarf malzemelerin üretimini gerçekleştiren Kristal Buklet, kaliteli üretimiyle dikkatleri çekiyor. 14 yıldır kalitesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren Kristal Kimya, yaklaşık 30 çalışanıyla Türk turizminin en önemli lokomotifleri olan otellere hizmet sunuyor. Ar Yıldız. Kilit Şirketler Grubu'nun iştirakleri arasında yer alan Ar Yıldız, 1948 yılında kuruldu. Paslanmaz çelik mutfak eşyaları alanında üretim gerçekleştiren Ar Yıldız, 27 bin metrekare kapalı alanda modern teknolojinin sunduğu imkanlarla mutfak eşyaları üretiyor. 62 yıldır çalışmalarını sürdüren Ar Yıldız, Türkiye'nin önemli çelik mutfak üreticileri arasında ilk sıralarda yer almayı başarmıştır. Bini aşkın ürün çeşidine sahip olan Ar Yıldız, deneyimli ve uzman 224 kişilik kadrosuyla sektöründe önce olmayı sürdürmektedir. Üntargı'da, Kilit Şirketler Grubu iştirakleri arasında yer alan ve 2002 yılında faaliyete geçen Üntar, reçel, marmelat, dondurulmuş gıda, unlu mamuller ve konserveler olmak üzere 4 ana grupta üretim gerçekleştirmektedir. 27 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikasıyla uluslararası kalite normlarına uygun gıda ürünleri üreten Üntar, kuruluşunun üzerinden henüz 8 yıl geçmesine rağmen gerçekleştirdiği kaliteli üretimle sektörünün önemli bir markası haline geldi. Diğer sektörlerde olduğu gibi gıda sektöründe de tüketicilerin güvenini kazanmayı bilen Kilit Şirketler Grubu, Üntar'la 220 kişiye iş imkanı sağlıyor. Orion. Kilit Şirketler Grubu'nun iştirakleri arasında yer alan Orion, 1991'de kuruldu. Kurulduğundan bu yana farklı zevklere hitap edebilecek ürünleri Türk tüketicisiyle buluşturan kendine özel tarzıyla kendi müşteri kitlesini ve takipçilerini oluşturmaya başaran Orion, 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin züccaciye ve hediyelik eşya alanında önde gelen firması haline geldi.
merkezi İzmir'de bulunan, İstanbul İstoş'ta da şubesi bulunan Orion, başta Fransa, İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa, Amerika, Hindistan, Vietnam, İspanya, Tayland, Filipinler, Endonezya ve Çin'den ithalat yapmaktadır. Orion'un bünyesinde 5000'i aşkın ürün çeşidi yer almaktadır. Orneo. Orneo, tıbbi cihazlar ve sarf malzemeleri konusunda eğitilmiş personeliyle 2008 yılında ortopedi pazarına açıldı. Orneo, travma, omurga ve mikro implant sistemleri, ortobiyolojik güçlendirilmiş cerrahi aletler, cerrahi navigasyon sistemleri, endoskopik ürünlerin yanı sıra hasta taşıma ve acil tıbbi cihazlar gibi kapsamı geniş bir aralık içerisinde hizmetler sağlıyor. Yurt dışından aldığı distribütörlükleriyle Orneo, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki ofisleri ve irtibat bürolarıyla çevre illere de hizmet götürüyor. 50 çalışanı bulunan Orneo, ayrıca Türkiye'nin her iline bayi kanallarıyla ulaşmaktadır. Galeri Kristal Tekstil. Kilit Şirketler Grubu, 2010 yılı başında tekstil sektörüne girerek Maxstyle markasını kısa sürede pek çok noktaya ulaştırdı. Ürün çeşitliliği bakımından geniş bir yelpazeye sahip olan Maxstyle, her geçen gün yeni çeşitleri de bünyesine katarak gelişimini sürdürüyor. Antalya'da 7500 metrekarelik showroom'uyla ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Renka. 2000 yılında Ankara'da temeli atılan, daha sonra Antalya'da çalışmalarını sürdürmeye devam eden Renka, diyaliz sektöründe faaliyet gösteriyor. Kurulduğu tarihten bu yana tanıtmaktadır. Kilite. Karkas halinde temin ettiği beyaz ve kırmızı eti parçalama, işleme, ambalajlama, şoklama, taze ve dondurulmuş muhafaza konularında çalışmalarını sürdürüyor. Antalya'nın modern tesisleriyle hizmet veren Kilite, insan sağlığına gösterdiği titiz önemde dikkatleri çekmeyi başarıyor. Bu sektörde de adının bir adım öne taşıyor. Akdeniz'in iklimi birbirine yakın duruşu sıcaktır. Sizler yavru vatan Kıbrıs'a, Hititlerin güneşiyle ve bu yüzünüzdeki sevgi dolu gülümsemeyle geldiniz. Ta görevden tekrar hoş geldiniz. Daha yakından tanıma fırsatı buldunuz. Hatta bazılarına dokundunuz. Bu sunuşun içinde ekipmanlar olduğu gibi teknik servisinde, satış sonrası servisinde var olduğunu bilmenizi isteriz. Saygılarımızla. Afiyet olsun efendim. Endüstriyel'in genel müdürü Ramazan Kaynakçı Bey ile birlikteyiz. Ramazan Bey iki gün boyunca bizi buradan misafir etti. Her şey için öncelikle sizlerin huzurunuza teşekkür ediyoruz Ramazan Bey'e. Ramazan Bey bizim için neler söyleyeceksiniz? İlk önce biz teşekkür ederiz. Böyle bir organizasyonda işte yavru vatan Kıbrıs'ın güzide işletme sahipleri, güzide yöneticileri burada ağırlamak bize şeref ve onur verdi. İyi bir organizasyon, iyi bir gezi olduğunu düşünüyorum. Faydalı geçtiğine temenni ederim. Ziyaretçilerimiz açısından faydalı geçtiğini temenni ederim. İnşallah bu işbirliğini artırarak devam ettirmek istiyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
Bank'tan direktörü Candan Avunduk'la birlikteyiz. Candan Bey, iki gün boyunca Antalya'ya 100 kişi kadar kişiyi buraya getirdiniz, ağırladınız. Bunun nedeni neydi? Evet, biliyorsunuz son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde turizm alanında ciddi yatırımlar var. Büyük oteller, özellikle Bafra bölgesinde büyük oteller yapılıyor. Konsept oteller bunların hepsi. Tabii bu otellerin de ihtiyaçları var. Özellikle de en can alıcı noktalardan bir tanesi mutfak. Ve bu mutfak malzemelerinin, özellikle endüstriyel mutfak malzemelerinin temini. Tabii biz neden Antalya'ya geldik, neden Kristal'e geldik, onu evvela açıklamak lazım. Kalitesiyle, hizmetiyle, ürün çeşidiyle, ürün gamıyla ve kalitesine göre fiyat farklılığıyla, fiyat ayrıcalığıyla Türkiye'de bir dev olan, markalaşmış bir üretici firmayla işbirliği içerisine girdik. Bu böyle markalaşmış bir üretici firmaya da yine Kuzey Kıbrıs'ta yerel Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde olan ve konusunda marka olmuş. Yine Kuzey Kıbrıs'ın hem içinde hem dışında yatırımlarıyla, işletmeleriyle, işletmecilikleriyle, ustalıklarıyla, aşçılıklarıyla marka olmuş, markalaşmış insanları. Biraz önce bahsettiğim marka olmuş Kristal grupla, Kilit grubuyla bir araya getirmek istedik. Çünkü kaliteyi yakalamış insanlar arar. Kaliteyi yakalamış insanlar da kaliteli ürünler ararlar. Bu anlamda bu ikisi birbiriyle örtüştüğünü düşündük. Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bütün yatırımcılar, özellikle büyük oteller, son zamanlarda açılanlar dahil olmak üzere, bu otellerin işletmecileri olsun, restoranlar, markalaşmış restoranlar olsun, yine bu markalaşmış restoranların ustabaşları, gerek Türkiye içerisinde gerek Kıbrıs içerisinde dünyaca ünlü aşçıların ustalarını buraya getirdik. Bu ürünlerin tanıtımını yapmaya. Bu gezinin öncelikle amaç ve gayesi buydu. Burada çok iyi ağırlandık. Özellikle bu konuda Kristal Grup Kilit ailesine teşekkür etmek istiyoruz. Yine teşekkür etmek istediğim ikinci bir grup da davetimize icabet eden Kuzey Kıbrıs'ın yatırımcıları, iş adamları, işletmecileri ve yine ustaları, aşçılarıyla davetimizi kırmadılar, izleri kırmadılar, geldiler buralara kadar. Güzel bir gezi geçti, çok güzel tanıtımlar yapıldı. Neye eksiğimiz var, neyi tamamlarız, nasıl tamamlarız? Tepeden tırnağa, iğneden ipliğe ihtiyaçların buradan giderilebileceğini öğrendik. Çok güzel iki gün geçirdik. Ve tahmin ediyorum ki ilk defa bu kadar kalabalık bir grup, kaliteli bir kalabalık bir grup, yine böylesi bir grupla, yani Kristal grupla bir araya geldi. Bu anlamda gerek davetimizi kırmayıp buraya kadar gelen misafirlerimize ve gerekse konukseverliğiyle bizleri burada çok iyi ağırlayan Kilit grubuna teşekkür etmek istiyorum. Biz de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önderlik edip aracı olan Akinos işletmecisi Ali Bey ve bizi burada beklediğimizin çok üstünde bir misafirperverlikle karşılayan Kilit Şirketler Grubu değerli yönetici ve üyelerine sizlerin huzurunda teşekkürün bir borç olduğunu bilinciyle karşınıza çıktım. Biz Kıbrıs'ta yeni kurulan bir örgüt temsilcileri olarak buraya geldik. Akçı arkadaşlarımla beraber. Ben bu mesleğe başladığımda Sayın Akay Ülker benim mutfak şefimdi. O elimden tuttu, ben akçı oldum. O ışık tuttu, ben hoca oldum. Arkadaşlarım destek oldu, şimdi bir birlik başkanı oldum. Ama bütün bu çalışmaları yaparken biz mutfaklarımızda siz değerli yöneticilerin ürettiği ürünleri kullanıyoruz. Ve buraya gelene kadar Kristal grubunun endüstriyel mutfak adına
bu kadar güzel ürünler ürettiğini bilmiyordum. Ve bunu gördüğümden dolayı çok mutlu oldum. Biz herhalde bu noktadan sonra sizlerle çok iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma. Sizleri buraya davet ettiğimizde sizde gördüğümüz samimi davranışlar birazcık cesaretlenerek bir kardeş kuruluşumuzu sizlere tanıştırmak istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz daha doğrusu. Bu kardeş kuruluşumuz yurt içinde ve yurt dışında, özellikle yurt dışında yaptıklarıyla zirveye ulaşmış, çok güzel işler yapmış. Şimdi izleyeceğiniz gibi mobilya ve desen, dizayn konusunda büyük başarılara imza atmış bir kuruluştur. Bir areteyi hep beraber izliyoruz. AHK arete'de. Burası bir fabrika. Ama bildiğiniz fabrikalardan değil, çok daha fazlası. İç mimar, mimar ve teknik kadrosuyla burası bir anahtar teslimi proje firması. AHK'nın fabrikası. The biggest difference we have seen in AHK's work is that they have taken the job as if their own investment and they have set up all their strategy based on that thinking. This has significantly affected the quality of the work that they have done and the speed they have performed. Şey, proje sahiplerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda üretiliyor. We are working with AHK as our preferential partner for interior design and furniture. Currently we are working in Istanbul, Golden Horn for the Hilton Garden project with AHK. And in all our projects we are planning to be with them. Adeta bir terzi titizliğiyle çalışan AHK'da işçiliğiyle, tasarımıyla, sadece projelere özel, sabit ve hareketli mobilyalarla aksesuarlar üretiliyor. Projelere hayat verirken her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor, tasarlanıyor. Projeler AHK'nın uzman ekibi tarafından uygulanıyor. Uygulamalarda kullanılan yapı malzemeleri, mobilya ve aksesuarlar fabrika içerisindeki showroom'da sergileniyor. 5 years ago, we have decided to renovate our hotels. We have renovated 3 hotels with AHK. And recently, this year, we have opened the new Palomo Pasha Hotel in İzmir. The whole hotel was built by AHK. They usually give a complete turnkey operation. Bir anahtar teslimi proje ve uygulama firması olarak her şeyi en baştan ve bir bütün olarak ele alan AHK, projelere ruh katıyor, onları yaşayan mekanlar haline dönüştürüyor. Merhaba, ben Fethullah Ben Batur'da.
Dünyanın dört bir tarafında oteller, rezidanslar, alışveriş merkezleri, ofisler, eğlence merkezleri AHK uzmanlığıyla hayat buluyor. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, anı yaşamaya devam. Afiyet olsun efendim.